Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir trash videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için Blue 2. Hiç incelememiştim bunu. Bu trash bıçağını trash olacağım. Şimdi Blue'nun ben farklı varyasyonlarını kullandım ama kullandıklarım içinde Blue 2 yokmuş. Bu en hani basit, en işte kolay ve ucuz nispeten. Artık ucuzda da kalmadı bunların da modellerinden bir tanesi. Ben böyle ikili almıştım da A101'den mi ne almıştım? O zaman 1 lira mıydı, 2 lira mıydı, neydi? Bundan işte 3-4 ay önce, Eylül ayında mı? Evet, Eylül gibiydi galiba. Ya da Ağustos da olabilir. Eylül gibi diye hatırlıyorum. Bunları almıştım. Şimdi tanesi 5 lira oldu. Her şeyin fiyatı uçtu, kaçtı. Tabii bunların da fiyatı arttı. Ne yazık ki. Şöyle çıkartalım. Çıkarttım ve bakıyoruz işte aslında basit. Hani en uygun fiyatlı modellerden bir tanesi. Ben genelde bunun abisini çok tercih ediyorum. Şundan dolayı. Hani böyle askerde falan kullanmak isteyenler için genelde ben bunun bir üst modelini tercih ediyorum ve kullanıyorum. Ama bu da kullanılabilir yerine göre ve durumuna göre. İki bıçaklı, adından da anlaşılacağı üzere şurada bir kayganlaştırıcı bant var. Başka bir numarası yok. Sap plastik, en ucuz, en kolay tıraş olma yöntemlerinden bir tanesi bu Blue 2. Şimdi yüzümü yıkayayım. Birazdan tekrar karşınızda olacağım. Evet, yüzümü ıslattım gördüğünüz gibi. Bugün ProRasso ve Wilkinson fırçamı, ProRasso sabunumu ve Wilkinson fırçamı kullanıyorum. Şöyle birazcık yana doğru bakacağım. Sebebi de arkadaşlar biliyorsunuz aynam var. Burada normalde telefonun ön kamerasını kullanıyordum ama kalitesini çok beğenmiyorum. O yüzden arka kameraya geçtim. Arka kamerada olunca da tabii kadrajı göremiyorum. Göremeyince de artık tamamen yandaki aynaya geçeceğim. Ah, ben özlemişim bunu ya. Bu arada yeni yıldan itibaren artık ki bu izlemekte olduğunuz videoyu 2022'nin ilk videosu olacak. Yeni yıldan itibaren bu sakal tıraşı videoları biraz azaltacağım çünkü ürün kalmadı. Daha doğrusu var ama böyle hani birbirini tekrar eden ürünler. Blue'nun cool'u, bilmem neyin bilmem nesi. Aralarında böyle inanılmaz farklar yok. Üreticiler de herhalde biraz şeye düştü. Aynı şeyleri üretmekten artık gına geldi onlara da. Hani ismini değiştirip işte bu cool yapıyor, chill yapıyor, bilmem şu yapıyor, bu yapıyor. O yüzden ben de azaltacağım. Biraz daha teknoloji videolarına ağırlık vereceğim. Şimdi tıraşa başlayalım. Blue 2 tıraşımız başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ıslattık. Hadi bismillah deyip başlayalım. Şöyle kesiyoruz. Bu arada sakalım bir hafta olmuştur. Bir haftalık bir sakal var. Fena değil. İlk izlenim güzel. Arası doldu mu? Biraz doldu. Bakın gördüğünüz gibi bir parça doldu arası. Belki şöyle biraz daha temizlersem. Tabii bunlar kullanat bıçaklar arkadaşlar. Yani normalde bir sefer kullanıp atmanız gerekiyor. Ya da işte belki 2-3 kere ancak kullanabilirsiniz. Tabi sakalınızın yoğunluğuna göre bu 2 olur, 3 olur, 1 olur. Belki bir kere de bile kesemeyebilir. Sakalın yoğunluğuna göre değişir tabii bu durum. Şimdi şöyle yanları alıyoruz. Dediğim gibi biraz kenarda duruyorum. Sebebi de aynaya bakmam gerekiyor. Şu an aynayı telefon ekranını kullanmadığım için göremiyorum. Bu arada hayat pahalılığı aldı gitti. Ben bu videoyu çektiğimde henüz de asgari ücret belli olmamıştı ama muhtemelen 4000 TL civarında bir şey olacak. Tabi bu bir taraftan iyi ama bir taraftan da iyi değil. Asgari ücret artınca maliyetler de artıyor. Üreticiler açısından söylüyorum. Ama atması da lazım. Yani çok atması lazım ki insanlar geçirebilsin ya. Yani zor yani hayat. Tıraşımızı alıyoruz. Devam ediyoruz. Fena da almadı. Hani böyle ucuz bir ürüne göre en azından. Şu anda tıkanma falan da yok. Bu arada tıraşı yarıladım. Bu arada benim bir listem var. Açıklamada bırakayım. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Bu arada yapanlar da var. Teşekkür ederim. En azından ben de bu şeylere parasını verip alıyorum bu arada. Hani geçen videoda jilet bir tane hediye yolladı da her videoya yollamıyorlar. Takdir edersiniz ki. Bir de zaten yolladığı ürünü ben bir 6 ay önce test etmiştim zaten. O da ayrı konu. Yani teşekkür ederim kendilerine de. Biraz geriden geliyorlar. Bir takım şeyini vermişlerdi. O güzel. O da zaten bildiğiniz Fusion, Proglide bir farkı yok.
Sadece Galatasaray logosu var ya da Fenerbahçe veya Trabzon işte hangi takım tutuyorsanız onu koyuyorlar üzerine logo olarak. Bu arada tıraş da fena olmadı ya. Bakın. Hep söylüyorum soğuk suda tıraş oluyorum ben. Çünkü neden? Tıraş bıçaklarını zorlamak için. Tıkanma yok. Blue 2 güzel. Hani 5 lira artık 5 lira ucuz oldu ne yazık ki. Eskiden 1-2 liraydı bunların fiyatı. Şimdi 5 lira civarında. Baktım ben az önce video çekmeye başlamadan önce. Evet. Vallahi güzel oldu yani. Dolma da yok yine. Tıkanma yok. Güzel. Hı. Buraları da iyi aldık. Evet. Fena da olmadı. Evet, fena da olmadı. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Fena da olmadı. Sinek kaydı gibi oldu. Burada ikiyle olan tıraşım. Şöyle bir temizleyelim bıçağımızı. Vallahi hani bayağı da temiz. Çok tıkanmadı. Birazcık tıkandı ama. Şimdi bunlar söylediğim gibi tek seferlik ürünler. Ben beğendim verdiği hissi. Şurada hafiften bir kestik gibi. Şöyle göstereyim. Sanki çok hafif. Ama güzel yani. Genel olarak iyi. Ben söyleyeyim. Tıraşı görüyorsunuz şu anda. Gayet güzel. Şimdi benim bir puanlama sistemim var. Şuradan çıkartayım. 1'den 4'e kadar kalp veriyorum ben bunlara. Buna ben 4 kalbi verdim be. Yine verdim. Yine bol keseden tutalım ve 4 kalbi şuradan tling diye vermiş olalım. Ben beğendim. Hani özellikle böyle ucuz maliyet isteyen, bir sefer kullanan, iki sefer kullanan tarzında ürünler arayanlar için güzel bir ürün. Tabii ki hani fiyatına göre konuşmak lazım. Elbette çok daha farklı modeller kadar hani ne bileyim Fusion gibi, Mach 3 gibi, Sensor 3 gibi bir ürün değil ama güzel mi güzel, işinizi görüyor mu görüyor. Öyle uygun fiyatlı bir şey alanlar için ki Mach 3'ler işte Fusion'lar falan uçmuş gitmiş fiyatları yani. 100 lira, 150 lira, 200 liraya kadar çıkıyor. Çok da böyle kartuş alırsanız. O yüzden böyle uygun fiyatlı ürünler her zaman benim dikkatimi çekiyor ve genelde de hani öyle bütçesi uygun olmayanlar için veya her gün tıraş olanlar için mesela askerde falan öneriyorum. Mesela ben haftada bir tıraş olurum. Benim için çok fark etmez ama siz eğer her gün tıraş olmak zorunda olan bir işte çalışıyorsunuzdur, askersinizdir ya da işte askere gideceksinizdir filan. Bu tarz ürünleri öneriyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim ve bu videoda sizlere Blue 2'yi anlatmaya çalıştım. Güzel bir tıraş bıçağı ve bu tıraş bıçağının özellikle de uygun fiyatlı tıraş bıçağı arayanlara önerebileceğim bir model olmuş. Şimdi gelin bana destek olma konusuna. Beni seviyorsunuz, videolarımı izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Destek olmak için, daha fazla destek olmak için de öncelikle kanala abone olmayı unutmayın. O benim için önemli. Markalar için de önemli. Kaç abonem var diye soruyorlar. Az abone olanlara da işte ya Özgürcüğüm iyisin, hoşsun ama senin abone sayın az deniyor. O bakımdan destek olmak için birinci yapacağınız şey abone olmak kanala. İkinci konu ise şu arkadaşlar. Bir alışveriş listesi var. Açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Bu tarz tıraş videolarının hepsinde var zaten. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Ben de bu tarz ürünleri alıp bir şekilde sizin karşınıza inceleme olarak çıkartmaya çalışıyorum. Oradan gelen bütçelerle yapıyorum bunu. Üçüncü konu ise beni sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bunu da altını çizeyim. Oralarda da bir şeyler paylaşıyorum. Farklı konularda da fikirlerimi, görüşlerimi yine sosyal medya hesaplarından da paylaşabilirsiniz. Videonun içinde de söylediğim gibi bundan sonra ayda bir tane tıraş videosu olacak. Ve hani biraz daha farklı konulara değinmek istiyorum. Ağırlıklı olarak teknoloji tarafında biliyorsunuz ben içerik üretiyorum. O tarafa doğru bir kayış olacak onu söyleyeyim. Daha fazla olacak daha doğrusu. Canlı yayınlara başlıyorum. Yani zaten başladım da YouTube'da da var. Instagram hesabımı da yapıyorum. Twitter'da da yapmayı düşünüyorum. Bu tarz konularda eğer benim fikirlerimi, düşüncelerimi takip etmek,
bana ulaşmak, bana sorular sormak istiyorsanız bu hesapları da takip edin ve canlı yayınları da takip edin. Yine YouTube'da da canlı yayınlara devam edeceğimin altını özellikle çizeyim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.